takılma abla. Üfürüp yatağa düşürmek var. Nefesimi o gudubet karıya harcamayayım diyorum. Ama hayırlara vesile olacaksa vallahi de billahi de yaparım. Onunla harcama abla nefesini. Hazır mı muska? Öyle acele etme. Bin kere okuyup üfleyeceğim. O da cin gelir kulağıma fısıldarsa. Kimi zaman gece vakti, kimi zaman kör sabahta. İşte o zaman soğuk sularla alırım gusül abdestimi. Otururum rahlenin başına. Kolay değil. Ne zamana? Yakında. Hiç merak etme sen. Allah yardımcın olsun. Allah kavuştursun. Tez zamanda bebeğini bağrına basarsın inşallah. Gönlümden koptu. Senin için okuyup yazdım, üfledim. İçindeki ateşi alır. Sıkıntına, derdine iyi gelir. Sana daha önce de dedim. Benim böyle şeylere itikatım yok. Sok o bez parçasını cebine. Tövbe de kızım. Bez parçası olur mu hiç? Muska bu. Senin işin yok mu Kutsiye? Hayırdır Cengiz? Niye dışarıdasın? İzinliyim Yakup. Ya sen? Pek neşelisin. Eski işime geri dönüyorum. Sevindim. Nasıl oldu bu? Açık görüş vardı. Şey yani. Elmas Hanım'a. Evet. Sonra Ahmet Bey gördü. Sordu. İş filan. Kadir sağ olsun. Çok güzel oldu. Hem senin için hem de bizim için. Özlemiştik yemeklerini. Söylesen ben sana dışarıda da yapardım. Yani çok sevinirim. Sağ ol Yakup. Çok sağ ol. Yani sahi. Ben diyorum ki akşama yemek yapsam gelir misin? Bilmem ki. Bir kadeh içip yeni işimi kutlayayım diyorum. Kaç gecedir bir başıma. Taliye mi bile tek başıma? Gelirim Yakup. O zaman yemekler senden, bir büyük de benden. Sürahi'yi hatırlıyor musun? Hatırlamam mı hanımım? Baba evinden getirdiğiniz. Erken ayrıldım baba evinden. Hoş, o zamanlar çok erken evlenilirdi de. Siz bir de narindiniz. Çocuk gelin demişti size. Terzi, gelinliğinizi dikerken. Kiraz çöpü gibisin derdi bana. Peki sen? Sen de ufacık tefecik bir oğlancıktın. Benden 3-5 yaş küçük, şöyle şu kadarcık. Hey gidi günler hey. Her dediğimi yapardın Kahya. Yapmam mı hanımım? Hem olmayacak şey istemezsiniz ki zaten. Ama kimi zaman da seslenir seslenir duyuramazdım sana sesimi. Akşam vakitleri. Şefik Bey'in eve dönme vakti yaklaştığında siliverirdim bir köşeciye. Ben biraz korkardım Şefik Bey'den. Doğru. Ona kocam gibi değildi. Ailemizin bir büyüğü gibi bakardık hep. Ben de çocuktum be hanımım. Ne edersiniz? Daha 17'sindeydim söz kestiklerinde. Rahmetli Şefik Bey babama 30 yaşındayım demiş. Nikahta bile gizledi yaşını. Oysa 1920 doğumluymuş. Yani tam 22 yaş büyüktü benden. Allah rahmet eylesin. Evlenmeseydim İstanbul'a gidip balerin olma sevdasındaydım.
Rusya'dan bir balerin gelmişti. Teyze kızlarıma ders veriyordu, özel dersler. Bana hep mektuplarında yazarlardı. Nasıl imrenirdin? Ne kadar güzel dans ederdiniz. Ya, işte o dans sevdası yüzünden babam hemen evlendirdi beni. Ne hayallerim vardı. Yazınız böyle yazılmış. Güzel yaşadınız. Güzel mi yaşadım? Kim bilir? Öyle icap etti, öyle yaptınız. Öyle icap etti, doğru. Benim tercihim değildi. Bu ne güzel sofra böyle. Siz her güne çıkarmazdınız bunları. E ne yapalım oğlum? 40 yılda bir şereflendiriyorsun masamızı. Kahya görüyorsun değil mi? Yine günahımı alıyor. Hasretinden küçük bey. Ne yaptın bugün? Nasıl geçti günün? Her zamanki gibi hep aynı şeyler anne. Çıkmadı mı bir yerlere? Oysa hava çok güzeldi bugün. Anneniz çıktı, yürüyüş yaptı. Ne iyi etmişsiniz. Afiyet olsun. Sen de çık dolaş biraz. Pek vaktim olmuyor anne. Öğle yemeklerini hep cezaevinde mi yiyorsun? Afiyet olsun. Genelde öyle oluyor. Balıkçı kızın takası öğlenleri de açık mı? Bilmem. Baksana. Oğlan çocukları gibi denizde turlayıp da balık mı tutuyor o kızcağız? Ne bileyim ben anne. Ayrıca siz niye ilgileniyorsunuz onunla bu kadar? Sordum sadece. Herhalde dışarıdan gelenlerden o Sinop'a. Nereden gelmişse gelmiş bize ne? Sonuçta insan değil mi? Bakın yine aynı şeyi yapıyorsunuz. Burnunuzu kaftana dikip insanlara hakir görüyorsunuz. Beni tenkit etmekten vazgeç. Siz de değer verdiğim şeyleri yerle bir edip beni iğrenmekten vazgeçin Valide Hanım. Nereye gidiyorsun şimdi canım? Afiyet olsun, ben duydum. Her şeyi berbat etmekte üstüne yok. Tıpkı babası. Hoş geldin. Hoş bulduk yavrum. Buyur böyle. Bu gece yalnız mı kaldın Deniz kızım? İşler kesat bu gece. Aç mısın? Değilim. İştahım kaçtı. Ama bir duble verirsen hayır demem. Ne oldu? Annem lokmaları boğazıma dizdi. Aranız pek iyi değil galiba. Sağ ol. Selma'dan bu yana böyle. Selma? Özür dilerim. Ben böyle Selma diye sordum ama meraklı biri zannetme beni. Biliyorum. En çok topu yanını beğeniyorum.
Sağlığına. Selma benim ölen karımdı. Tanıştığımızda konservatuvarda öğrenciydi. Billur gibi sesi vardı. Ben Selma'yı çok sevmiştim. Annem de beğenir diye düşündüm. Türk sanat müzikisi terennüm eden bir gelin. Daha ne olsun? Valide hanım sevinir sanmıştım. Sevinmedi mi? Sevinmedi. Sanmıştım ki